Bu videoyu yaptığım tarihe göre Xbox dün oyun sunumunu yaptı ve bir sürü oyun firmasını bünyesine katmasından sonra beklentilerimizi karşılayarak üstümüze oyun fırlattı. Selam millet, ben Destiny. Gelin dünkü Xbox Showcase 2024'te tanıtılan oyunlara göz atalım. En bilinenle başlarsak ilk oyunumuz Call of Duty Black Ops 6. Oyunun 25 Ekim'de çıkış yapacağı açıklandı ve oyun ön siparişi açıldı. Ülkemizde Microsoft Store üzerinden alırsanız 1999 TL'ye alınabiliyor veya 70 dolara diğer platformlardan satın alabiliyorsunuz. Veya ilk günden Game Pass kütüphanesine dahil olacağı için bu kadar para vermenize gerek kalmıyor. Fakat söylentilere göre Game Pass'in fiyatının o zamanlarda artacağı söyleniyor. Sırf Call of Duty yüzünden. Fiyatını da geçtim, oyunu Game Pass'ten bile alsanız artık farklı bir sorununuz bulunuyor. O da oyunun boyutu. Microsoft Store'da yazdığına göre oyunun boyutu tamı tamına 309 GB. Evet, 309. Eğer benim gibi 500 GB'lık bir HDD alanınız bulunuyorsa, oyunu bir şekilde edinseniz bile oynayamıyorsunuz. Hikaye olaraksa Soğuk Savaş döneminde, yani 1940'larda geçeceği ve ABD'nin tek güç olduğu bir konuyu ele alacağı söyleniyor. Hikaye modundan tek beklentim, umarım son çıkan Modern Warfare 3'teki gibi hikaye modu diye Warzone'dan bozma, saçma sapan görevleri önümüze sürmezler. Çünkü açıklananlara göre hikaye modunda oynanışın dinamik olacağı söyleniyor. İkinci oyuna geçmeden önce belirteyim, bundan sonra anlattığım oyunlardan Game Pass'e dahil olacaklar için sağ altta Game Pass logosu koyacağım. İkinci oyunumuz ise Doom. Doom yeni oyunu The Dark Age'i duyurdu. Bu oyun hikaye olarak son çıkan Doom oyununun devamı değil, bir prequel, yani yaşanan oyunların öncesini konu alıyor. Ana karakterimiz Doom Slayer'ın öfkesinin neden bu hale geldiğini öğreneceğimiz oyun, orta çağda geçecek ve bu çağa uygun yaratıklarla kapışacağız. Çağ değişmesiyle daha farklı düşman türleri, onlara karşılık vermek için kullanabileceğimiz yepyeni silahlar ve bir binebileceğimiz ejderha. Evet, ejderha. Ya da bence bu ejderha. Yeni silahlardan bu kuru kafalı olan, pompalı tarzında birden fazla mermiyi aynı anda ateşleyen bu silah anlamsız bir şekilde hoşuma gitti. Oyun sanki şu anda çıkmış olsa komple bir silahla oynarmışım gibime geliyor. Önceki oyunlarda bulunan Doom vahşeti ve dehşeti de bu oyunda korunacak. Herhangi bir sansür durumu yok. Önceden düşmanlarınıza nasıl davranıyorsanız şimdi daha da iyi şekilde davranabileceksiniz. Tabi düşmanlarınıza bakarsak daha kötü bir şekilde. Bunun haricinde fragmanın küçük bir kısmında ana karakterimiz Doom Slayer'a benzeyen büyük bir robot görüyoruz ve devamında bunun içindeyken bizimle aynı boyutlardaki bir iblisin çenesine yumruk atıyoruz. Ejderhanın yanında bunun da görülmesiyle birlikte daha başka birliklerin olabileceği ihtimali artmış oluyor. Grafiklerin de çok iyi gözüktüğü Doom The Dark Age oyununun çıkış tarihi tam olarak belli değil. Sadece 2025 yılında çıkış yapacağı söylendi. Ek olarak oyunda Coop modu falan yok. Hikaye modu tamamen tek kişilik. Allah'tan bu oyunda Coop oyun furyasıyla kendini kaptırıp yok olmaya tercih etmedi. İçlerinden en çok beklediğim, eskisi kadar değer görmeyen ama yine de hatırı sayılı bir kitlesi olan, strateji türünün klasiklerinden Age of Mythology'nin remake versiyonu, Age of Mythology Retold'la ilgili fragman yayınlandı ve 4 Eylül olmak üzere çıkış tarihi verildi. Çok fazla strateji türünü beceremesem de kendisi Red Alert 2'den sonra en çok oynadığım strateji oyunu olabilir. Middle Earth 2 de olabilir, tam bilemiyorum, ölçmedim. Bilinen gerçek zamanlı strateji oyunlarından farklı olarak Age of Mythology'de Yunan, Mısır ve İskandinav mitolojilerinde bulunan Ra, Zeus, Thor gibi tanrılar bulunuyor ve bunlardan birini seçerek kullanacağınız askerleri vesaire seçmiş oluyorsunuz. Bir nevi ülkenizi seçmek gibi. Seçtiğiniz her tanrının da kendine özel zamanı ile yetenekleri bulunuyor ve bu yeteneklere göre oyununuz şekilleniyor. Mesela Zeus'u seçerseniz zamanına göre Athena veya Herakles'i kullanabiliyorsunuz veya zamanla dolan Zeus'un yıldırım yeteneği ile istediğiniz herhangi bir yere ciddi hasarlar verebiliyorsunuz. Bu zamanlara göre de mesela dev olarak Athena'yı çağırabiliyor ve onun önderliğinde askerlerinizi savaşa göndererek üstünlük sağlayabiliyorsunuz. Diğer strateji oyunlarından kendine özgü farklılıklarıyla sıyrılan bu oyunu sevenleri zaten bu versiyonu oynayacak. Ama eğer gözünüzden kaçtıysa kesinlikle deneyin. Gelelim dördüncü oyunumuz olan Gears of War E-Day'e. Gears of E-Day'in baştan anlaşalım çıkış tarihi yok. Fakat oyun için teknik anlamda çok fazla övgü bulunuyor. Çünkü oyun Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştiriliyor. Bu yüzden en basitinden grafik anlamında herhangi bir kötülük olur mu şüphesi barındırmamıza gerek yok. Fakat tanıtım fragmanında oynanışla ilgili herhangi bir sahne gösterilmediği için önceki oyunlarda olan oynanış mekaniklerinin daha da gelişmiş hali olacağı varsayılabilir. Kötü olacağını sanmıyorum. Oyunun çıkış tarihi daha belli olmadığından önümüzde tanıtım için çok fazla zaman var. E-Day tarz olarak biraz Doom'a kaymış diyebilirim.
Çünkü bu oyun orijinal hikayenin 14 yıl öncesinde geçecek ve yer altında saldıran yaratıklarla yapılan savaşı konu alacak. Siz de benzettiniz mi? Hani Doom'da cehennemde yani yer altında geçiyor, orada da yaratıklar kesiyoruz. Tabii o kadar vahşet olmaz ama konu bakımından işte. Bu oyunla ilgili elimizde maalesef şimdilik başka bir bilgi yok. 5. oyunumuz ise daha önceden Dragon Age Dreadwolf olarak bilinen fakat Dragon Age The Veilgrud olarak tanıtılan yeni Dragon Age oyunu. Çok fazla Dragon Age dedim, dilim dönmüyor. Yeni oyunda büyü yapabilen bir dedektifimiz, ayrıyeten ölüleri canlandıran Necromancer büyücümüz, ok kullanan bir gözcümüz ve kendini büyücü öldürmeye adamış suikastçı gibi hem eski oyunlardan tanınan yüzler hem de yeni karakterlerle toplam 7 ayrı sınıf bulunacak. Ve oyunun hikayesinin gidişatı verdiğimiz kararlara göre değişecek. Mesela birimiz herhangi bir düşmanla iyi olup onu safına çekerken diğeri onunla kötü olacak ve düşman olmaya devam edecek. Bu sayede de hikayede çeşitlilik artacağı için hem elde edilen deneyim artacak hem de oyun tekrar oynanabilir bir hale gelmiş olacak. Böyle söylememden korkmayın, oyunun live service bir oyun olmayacağı ve sadece kendi başımıza oynayabileceğimiz bir oyun olacağı altı çizilerek açıklandı. Şimdilik oyun hakkında bize söylenen bilgiler bu kadar olsa da 11 Haziran akşam 6'da oyunla ilgili yeni bilgiler YouTube üzerinden resmi sayfası tarafından yayınlanacak. İlginizi çekiyorsa kaçırmamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlarımızla beraber zombi öldürdüğümüz State of Decay oyununun 3. oyunu gösterildi. Aslında bu oyun ilk olarak 2020 yılında duyurulmuştu fakat sonradan uzun bir sessizliğe gömüldü. Bu kadar uzun süreli geliştirmeler genelde çıkmaza çıktığı için umarım sıkıntılı bir durumla karşılaşmayız. Fakat arada pandemi olduğu için kötü bir sonuç olacağını sanmıyorum. Biraz duygusal bir temaya sahip olan fragmanda zombi öldürüp geçmek yerine nasıl takımcı hayatta kalmamız gerektiği ve hayatta kalanların hikayede nasıl işleneceğini gösterdiler. Oynanış mekanikleri gösterilmese de ölen takım arkadaşımızın hikayede devamlılığı için yine duygusal bir yöntem seçilmiş. Takım arkadaşımız öldükten sonra bizi onu hatırlatacak ufak bir eşyasını alıp duygusal bir bağ kurmamızı ve bu sayede hikayede devamlılığın sağlanması amaçlanmış. Önceki oyunları gibi açık dünya olacak oyun yine birden fazla oyuncuyla oynamamıza olanak sağlayacak. Ama kaç kişi olacağı ile ilgili kesin bir bilgi vermediler. Sadece birden fazla oyuncuyla dediler. Genelde co-op oyunların 4 kişilik olduğunu ve bundan önceki State of Decay oyunlarının da 4 kişilik olduğunu düşünürsek bu da 4 kişilik olacaktır. State of Decay ile aynı kadarı paylaşan bir oyun daha var. Fable. İlk kez 2020 yılında duyurulan ve o zamandan bu zamana kadar 4 yıl boyunca kendini sessizliğe gömen Fable aslında fantastik tarzı RPG oyunu. Seçimlerinizin hikayeyi etkileyeceği oyunla ilgili maalesef tek bildiklerimiz bu. Bir de 2025 yılı içerisinde çıkış yapacağını biliyoruz. Bu oyunla ilgili daha fazla konuşabilmek için yeni bilgileri beklemek zorundayız. Assassin's Creed Shadow'dan sonunda oynanış fragmanı gösterdiler. Bundan önceki bilgilerle başlarsak oyunda iki ana karakterimiz olacağı, birinin siyahi bir samuray olacağını ve düşmanlara direkt olarak saldıracağını, diğerinin ise ninja gibi gizli oynanış sekanslarına sahip olacağı belirtilmişti. Gösterilen oynanış fragmanında da bunlar detaylandırıldı. Ninja olan karakterimiz Naoe, hızlı ve atik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Düşmanlarını sinsice öldürebiliyor, çatılarda gezerek beklenmedik açılarla düşmanlarına saldırabiliyor ve ip kullanarak çatıdan çatıya geçebiliyor. Samurayımız Yasuka ise kalabının verdiği ağırlıkla düşmanlara doğrudan saldırarak hepsini kılıçtan geçirebiliyor. Sadece kılıcın yanında ayağını yere vurarak oluşturduğu dalga ile düşmanını ufak da olsa sersemletebildiği bir hareket gördüm ki değişik. Önceki Assassin's Creed oyunlarına bakarsak bu da büyük ihtimalle klasik bir Assassin's Creed formunda olacak. Oyun da bu sene 15 Kasım'da çıkışını yapacak. Merakları üstüne çeken Indiana Jones and the Great Circle oyunundan da sinematik bir fragman yayınlandı. Oyun hikaye olarak ön plana çıkıyor. 1937 yılında geçen oyun kötü emellere sahip bir grup insanın kendini Great Circle diye adlandıran kadim bir gücü bulmaya çalışmasını ve bizim de Indiana Jones olarak onları engellememizi konu alıyor. Orman, çöl, şehir, kutuplardaki gibi dondurucu alanların olduğu farklı farklı mekanlarda geçecek oyun bu yıl bitmeden çıkışını yapmış olacak. Hikayeli seçim yapabildiğimiz oyunların başında gelen Life is Strange'in yeni oyunu duyuruldu. Life is Strange Double Exposure ismindeki bu oyunda tekrardan ilk oyundaki ana karakterimiz Max'i kontrol edeceğiz. Max'in vefat eden arkadaşının ölümünün normal olmadığını, arkasında bazı gizemlerin olduğunu fark etmesinden sonra doğaüstü yeteneklerini kullanarak ölümden önceki zamana gidecek. Bu eski zamana gittiğimizde arkadaşımızın ölümünün gizemini çözmeye çalışırken aynı zamanda da şimdiki zaman çizgisinde onu hayatta tutmaya çalışacağız. İki zaman çizelgesi arasında geçecek oyunda tabii ki yaptığımız seçimler hikayeyi sonuna kadar etkileyecek. 29 Ekim'de çıkış yapacak olan oyun son çıkardığı oyunun faciasını unutturacağı benziyor. Life is Strange'den sonra sürpriz bir oyun karşımıza çıkıyor. Oyunun adı Perfect Dark.
Ta 2005'te Xbox 360 lansmanında tanıtılan, o zamandan beri de kayıplara karışan bir oyun aslında. Bu kadar eskide kaldığı için oyun sizi korkutmasın, günümüze uygun bir halde karşımıza çıkıyor. Aslına bakarsanız benim en çok dikkatimi çeken oyun oldu kendisi. Gelecek zamanda yapay zekanın yardımıyla ajanlık yaptığımız oyunda bolca gizlilik sekansı, Mirror's Edge gibi parkur yapabildiğimiz anlar, silahlı çatışmalar ve yakın dövüş yer alıyor. Gizlilik sekansında yapay zeka sayesinde düşmanların seslerini taklit ederek onları yollarımızdan çekebiliyoruz. Parkur sayesinde ulaşılması zor alanlara ulaşarak yolumuza devam ederken karşımıza çıkan düşmanları tabancamızla durdurabiliyoruz. Fakat tabanca dediğime bakmayın, tabancamız normal bir tabanca değil. Geliştirilebilen, geleceğe uygun bir tabanca. Kimi zaman normal bir tabancayken, kimi zaman pompalı gibi mermiler saçan bir tabanca. Kimi zaman düşmana elektrik atarak sersemleten bir tabancayken, kimi zaman ağır mermi atarak duvarın arkasındaki düşmanı vurabilen bir tabanca. Yani demek istediğimi anladınız mı? Parkur dinamiklerini de tabancayla ortak bir şekilde kullanabiliyoruz. Yerde kayarken düşmanları öldürebiliyoruz. Konsepti ve oynanış görüntüleriyle hoşuma giden Perfect Dark için maalesef şu anda bir çıkış tarihi bulunmuyor. Fakat en azından bir oynanış görüntüsü var. Yine 2005'ten bu zamana kadar geçen süre boyunca bekletmezler herhalde. Souls benzeri yapısıyla dikkat çeken bir RPG oyunumuz var, Wukong Fallen Fighters. Kadın bir karaktere hayat verdiğimiz bu oyun, Ming hanedanlığının son dönemlerinde geçen bir hikayeyi konu alıyor, yani 1600'lü yılların ortalarını. Lanetli diyarlara adım attığımız oyunda lanetlenmiş karakterimizin unuttuğu geçmişini hatırlamasına yardımcı olurken kendimizi geliştirerek çeşit çeşit yaratıkları kesiyoruz. Oyunun başında bir kadın karakteri canlandırdığımızı belirtmemin sebebi de Stellar Blade'de de kadın karakterin objeleştirilmesinden sonra bu oyunda böyle bir durumun olmayacağının altını çizmek istemem. Çin tarihinde bulunan önemli figürlerle kapışacağımız oyunda tam olarak açıklanmasa da önemli seçimlerin bizi bekleyeceği söyleniyor. Ama bu seçimlerin nasıl olacağını bilmiyoruz. Bizim seçimlerimize göre hikaye mi değişecek, yoksa farklı yollar seçerek karakterimizin nasıl güçleneceğini mi seçeceğiz, bunu bilmiyoruz. Tam olarak çıkış tarihini de bilmiyoruz, fakat oyun 2025 yılı içerisinde çıkışını yapacak. Son olarak da Rusya-Ukrayna savaşı ile başına hackerlar tarafından çalınmak ve sızdırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak gibi dertler yaşayan Stalker 2 Shadow of Chernobyl için o yayınlanan oynanış fragmanını konuşalım. Bir kere atmosfer, ortam, çevre dizaynı ve grafikler acayip iyi duruyor. Videodan göründüğü kadarıyla da vuruş hissi yeterli düzeyde, fakat düşman zekası bir tık tırt gibi duruyor. Çünkü videoda düşmana sıkarken düşmana tepki vermek yerine gidemeyeceği bir alanın üstüne yürümeye devam ettiği bir kısım var. Umarım böyle olmaz ki daha geliştirilen bir oyun. Düşman çeşitliliği iyi duruyor. Sadece düz yaratık veya insan vurmak yerine boss olabilecek büyük canavarlar da etrafta bulunuyor. Bunun yanında oyunun bazı kısımlarında bize eşlik eden bir yoldaşımız da var. Bu oyun için diğerlerinden farklı olarak şu konu hakkında altı çizilmiş, bunu da belirtmek istiyorum. Microsoft bu oyun için özel olarak Stalker geliştiricisiyle anlaşarak oyunu 3 aylığına platformuna özel yapmış. 5 Eylül'de PC ve Xbox konsollarına çıkacakken tam 3 ay sonra, yani 5 Aralık'ta da PlayStation'a çıkışını yapacak. Artık devir gerçekten exclusive oyunlardan timed exclusive'e döndü. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben uzun zaman sonra düzgün bir oyun tanıtım etkinliği olduğunu düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.